Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 26. haftası 4. videosundayız. Ne yapacağız? Analitik geometrinin sonundaki ÖSYM e benzeri testlerden 4.sünün çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. K eleman pozitif reel olmak üzere dik koordinat düzleminde x eksi y eşittir. K doğrusu ile orijinden geçen D1 ve D2 doğrularını sınırladığı kapalı bölge bir eşkenar üçgendir. Bu eşkenar üçgen alanı 48 köküç birim kare olduğuna göre K kaçtır? Analitik düzlem çizeceğiz herhalde değil mi? Orijinden geçen doğrulardan bahsediyor. Evet. Burada bir x eksi y eşittir k doğrusunda x yerine bir sıfır yazsak y'si ne yapıyor? Eksi y eşittir k'dan y'yi kaç buluruz arkadaşım? y'yi eksi k buluruz. Evet y'yi eksi k bulduk. Bir de y yerine sıfır yazsak x de direkt k mı geliyor? Aynen öyle. Analitik düzlemi çizelim. Analitik düzlemi şöyle çiziyoruz. Ve analitik düzlemi çizip yorumlayacağız. Bakalım çizdik. Şimdi k pozitif bir reel sayıydı. O zaman burası K pozitifse şöyle bir yerde. Eksi K da böyle bir yerde mi olacak? Evet. Y ekseni kestiği yer eksi K noktası. X eksenini kestiği yerde K noktası. O zaman bizim doğrumuz nasıl olmak zorunda? Buradan geçmek zorunda. Hadi geçirelim bakalım. Bizim doğrumuz hop şu şekilde geçti. Tamam. Hatta kırmızıyla çizeyim bunu. Şu şekilde geçti bizim doğrumuz. Eyvallah. Şimdi diyor ki burası da K birim K birim olduğu için şurası 45'e burası da 45 mi yaptı? Evet. Şimdi bu doğruyla orijinden geçen doğrular kesecek bir eşkenar üçgen yapacak. O zaman kırmızı doğruyla orijinden geçen bir doğrunun açısı 60 derece ise, e, burası 45 derece, 45 ile 15'in toplam atmış yapacak. Yani bir tane doğrumuzun bizim şu şekilde olması lazım, şöyle olması lazım. Şu şekilde olursa 60 derece elde ederim. E, 45 ile bir şey topladığımız zaman, öbür doğrumuzda da orijinden geçen bir doğru şu şekilde mi olması lazım? Evet. Ancak 60 dereceleri ben bu şekilde elde ederim. 60 60 60. İşte buradaki kapalı bölgenin alanını vermiş bize 48 köküç demiş. E 48 köküç ise hocam burada a kare köküç bölü 4 eşittir 48 köküç ise buradan gitti gitti eşken üçgen bir kenarını bulalım. Buradan ne geldi o zaman? a kare eşittir 4 çarpı 48. Kare kökünü alalım. a da buradan 2 çarpı kök 48. Kök 48 de 4 köküçtür. O da 8 köküç oldu. Evet eşkenar üçgenin bir kenarını 8 kök 3 bulduk. E o zaman burada ne yapalım? Bir tane yükseklik çizelim. Yükseklik çizdiğimizde 4 kök 3 4 kök 3 oldu. 30'un karşısı 4 kök 3 ise 60'ın karşısı da kök 3 katından dolayı 12 oldu. E bizden ne isteniyor? K isteniyor. K nerede? İşte K burada. Şurası K. Burada da bir dik üçgen var mı? Var. O da 45 90 45 üçgen. 12 12. O zaman burası da 12 kök kim yapar? Evet. Böylelikle cevabımız Edremit çıktı arkadaşlar birinci soruda. Geldik ikinci soruya. Aşağıdaki define haritası üzerinde birim karelere bölünmüş dik kordel sistem veriliyor. Bu haritada dikili taş bu. Bu yaşlı ağaç bu da hazineyi gösteriyormuş. Dikili taş ile yaşlı ağaç arasındaki en kısa uzaklık 156 kilometre. Dikili taş ile yaşlı ağaç arasındaki uzaklık. Arkadaşlar işte tam buradaki uzaklık. Şimdi burada birim kareler üzerine verilmiş ya. Buradaki noktayı bulup sonra buradaki noktayı bulup iki nokta arasındaki uzaklık yapabilirsiniz. Aa burada direktman birim kareler çizili olduğu için sanki bu daha mantıklı olmayacak mı arkadaşlar? Şuradaki uzunluk kaç? 5. Buradaki uzunluk kaç? 12. 5, 12, 13 üçgenden burası 13. Analitik düzlemde kağıt üzerinde 13 birim 156 kilometreyi gösteriyormuş. Evet 13 birim 156 kilometre ise bizden ne isteniyor? Şu Diki, hazine ile yaşlı ağaç arasındaki. Hazine yeşil, yaşlı ağaç da burası. Şu mavi çizgi arasındaki uzaklık isteniyor. Onu da birim karelerde yine yapabiliriz. Onu da şöyle dik üçgene karşılık getirecek olursak. Şuradaki uzunluk kaç birim? 8. Buradaki uzunluk kaç birim? 15. 8, 15, 17 üçgenden burası da 17 çıkar. E o zaman 13 de 156 km ise 17'de kaç kilometredir diyeceğiz. Oran orantı yapacağız. İşler dişler yapalım. Burada 13x eşittir 156 çarpı 17. E 13 ile 156 sadeleşince 12 yaptı. X de buradan 12 çarpı 17'ye eşit oldu. 12 çarpı 17'de sonu dörtlü bir şey olacak ama iki tane var. O da sanırım 17 ile 12'nin çarpımı buradan 34 geldi. Buradan 17 geldi. 204 yapıyormuş arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle 204 oldu. Yani ikinci sorunun o cevabı C seçeneğidir. Geldik 3'e. Dik koordinat düzleminde 8'e 0 noktasından geçen bir çember y eksenini 0'a 4 noktasında teğettir. Hemen analitik düzlem çiziyoruz. Analitik düzlemi çizdik şöyle. Nereden geçecek? Hocam 0'a 4'ten teğet olacak. Ve 8'den de geçecek. O zaman bizim çemberimiz şöyle değil midir? Hop şöyle şuradan şöyle geçirmek biraz saçma olacak herhalde. Hocam şöyle olacak o zaman çembere teğet. Hop şöyle. Evet böyle de 8'e 0 noktasından da geçmiş oluyor. Evet. Burası ya buradan geçecek ya buradan geçecek. Yani ya burası 8 olacak. Ama burası 8 olmayacak büyük ihtimalle arkadaşlar. Şurası 8 olacak. 8 noktası olacak. Yani şu uzunluk 8 olacak. Deneyebilirsiniz de. Biz ilk önce buraya deneyelim. Çıkmazsa ondan sonra buraya da düşünebiliriz. Burası da 4 olacak. Çemberin merkezi burasıysa. Merkez varsa teğet varsa. Kiriş varsa çektik. Teğet varsa çektik. Yaptık. E burası 90 derece. Hocam burası yarıçap. çap. Kirişi iki eş parçaya bölecek. Ondan sonra acaba burası 4 ken, burası da 4. E şuradaki uzunluk kaç? Buradaki uzunluk R birim. Şuraya ne kaldı? 8 eksi R'ye kaldı. Hocam merkez giriş de iki eş parçaya bölecek. Bölmesine de gerek yok. En etkili silahımız yarı çap. yarı çapı çizimde de burası da R. Pisagor bağıntısı. R kare buradan 4'ün karesi artı. 8 eksi R'nin karesi olacaktır. İşlem işlem işlemle R'yi bulacağız. Burada 4 var. Büyük ihtimal ne üçgendir? 3 4 5 üçgenidir. R yerine 5 koyarsam burası da 3 oluyor mu? Oluyor. 3 4 5 üçgeninden R'yi 5 bulduk. Bizden ne isteniyor? Çemberin çevresi. 2 pi r yani 2 pi çarpı 5 yani 10 pi yapar arkadaşlar cevabımız. Dolayısıyla 3. sorunun doğru cevabı C seçeneği oldu. Geldik 4'e. Dik koordinat düzleminde bir köşesi sıfıra 0, 0 noktasında diğer köşeleri ise y eşittir eksi 1 bölü 2 x ve y eşittir 2 x doğruları üzerinde olan özel durum var. Orijin var. Orijinden geçen doğrular var. Yani adam bana diyor ki analitik düzlemi çiz kardeşim. Hadi bakalım analitik düzlemi çizdik bakalım şöyle. Evet şöyle bir analitik düzlem çizdim. Sonra diyor ki bana orji... Şimdi diyor ki dik koordinat düzleminde bir köşesi burada olan bir köşesi şurada olan orijinde olan eyvallah. Sonra diğer köşeleri ise y eşittir eksi 1 bölü 2x ve y eşittir 2x doğrusu. y eşittir 2x birden büyük olduğu için arkadaşlar şu şekilde bir doğru değil mi? Evet. Öbürü de şu şekilde bir doğru olacak arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2 sola yatık olduğundan dolayı. Bir de birden küçük yani 45 dereceden küçük bir açıyla olacak bu şekilde. Sonra üçgenin ağırlık merkezinde 2 bölü 3'e 3 noktasıdır. Hmm. 2 bölü 3'e 3 noktası. Şuralarda bir yerlerde. Ben şu doğruyu biraz daha şöyle mi çizsem? Evet. Şöyle çizersem daha sağlıklı olacak. Neyse 2 bölü 3'e 3 noktasıdır. Buna göre diyor bu üçgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi neyse böyle çizdik. Arkadaşlar bir üçgen oluşturacağım. Ağırlık merkezi burada olacak. Bir köşesi nerede? Şurada. Diğer köşeleri de şurada. Birini burada, birini burada seçersem ağırlık merkezi buraya bir yere düşer ama dikkat. O zaman birini burada seçeyim. Birini burada seçersem ağırlık merkezi evet orada olabilir. Yani doğrumuz şu şekilde olursa ağırlık merkezi de şuralarda bir yerlerde oluyor. Yani ağırlık merkezinde G noktası burası olmuş oldu. Peki Şimdi ben burada bu doğrunun ne olduğunu biliyorum. Y eşittir eksi 1 bölü 2x olduğunu. Bu doğrunun da y eşittir 2x olduğunu biliyorum. Ağırlık merkezini nasıl kullanabilirim onu düşüneceğim. Aa dikkat edin. Bu doğrunun eğimi nedir? M1 dediğim eksi 1 bölü 2. M2 dediğim de 2. Bunları çarptığınız zaman eksi 1 yapıyor. O zaman D1 ile D2 nedir arkadaşlar? Birbirine diktir. Yani burası 90 derecedir. Tamam. Hocam burası G ağırlık merkezi. G ağırlık merkezinden bir muhteşem üçlü yakışır ama burada yok. Yok. Ağırlık merkezi şu arasındaki uzaklığı bulurum. Benden bu üçgenin alanı isteniyor. Valla burada uzunluk belli olduğu için burayı bulurum. Sonra burası çıkar. Şu uzunluğu bulmam muhteşem üçten dolayı bir işime yarar mı? Yaramaz. Ağırlık merkezini düşüneyim. Başka ağırlık merkezini nasıl kullanabilirim ben? G ağırlık merkezi 2 bölü 3'e 3 noktasını hocam noktalar belliyse kulu bulurum. Buradaki nokta zaten 0'a 0. Buradaki nokta ve buradaki nokta da belliyse ona göre bir işlem yapabilirim. E bu nokta belli değil ama bu noktada mesela ben ne yazabilirim? x yerine 2a yazdığımda 2a yazdığımda y'si de eksi a mı oluyor? Evet. Burada y x yerine b yazdığımda y'si de ne yapıyor? 2b mi oluyor? Evet. Bu noktalar a ve b'cisinden en azından çıkmış oldu. E o zaman bunu kullanayım. E, burada ağırlık merkezi dediğim apsilerin toplamın 3'e bölünmüş hali. Yani burada sen işlem yapacak olursan eğer 2a artı b 2a artı b bölü artı 0 bölü 3 eşittir 2 bölü 3 olacak ya bölü 3 eşittir 2 bölü 3'ten. Sen buradan 2a artı b'yi kaç bulursun? 2 bulursun. Öbüründe ordinatlar toplamı yani eksi a artı 2b eksi a artı 2b artı 0 bölü 3 eşittir kaç yapacak? 3 yapacağından eksi a artı 2b'yi de kaç buldun? 9 buldun. 2 bilinmeyen iki denklem geldi. Hocam bunu 2 ile çarp taraf tarafa toplarsam a'lar gidiyor. 2 eksi 2 a'lar gitti. 2 ile 2 4b artı b Kaç yaptı? 5B yaptı. 5B eşittir. 2 kere 9 18 artı 2'den 20 yaptı. Ve böylelikle B'yi kaç bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. B ye yerine 4 yazdığında A'da kaç çıktı? Eksi 1 çıktı. Evet A'yı eksi 1 buldum. A'yı eksi 1 bulduysam burası eksi 2'ye 1 noktası yaptı. B'yi de 4 bulduysam burası da 4'e 8 noktası yaptı. Benden ne isteniyor? Bu üçgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Valla şu iki nokta arasındaki uzaklığı bulabilirim ben. Eşte eksi 2'ye 1 ile 0'a 0 noktası arasındaki uzaklık. Ama ben şöyle bulayım. Dik üçgenden bulayım. Burası 2 birim burası 1 bir birim. O zaman burası kök 5 yaptı. Burada da bulabilirim. Hocam burası 4'e 8. 4 8. Burası da 4 kök 5 mi yaptı? Evet. Bizden ne isteniyordu? Şu üçgenin alanı isteniyordu. Bir kenar kök 5. Diğer kenar 4 kök 5. O zaman alan neye eşit olacaktır? Kök 5 çarpı 4 kök 5 bölü 2'ye eşit olacaktır. O zaman bu da kaç yapar? 10 yapar. Yani cevabımız böylelikle balı kesir oldu. ÖSYM e sormuş arkadaşlar. Dikkat edin. Güzel sorular. Analitik düzen çizdirmeli soruları sevdiğini de söylemiştik size. Evet gerçekten böyle seçici sorular sorabiliyor. Güzel soru baktığınız zaman ağırlık merkezini bu şekilde kullanacağız tabii ki. Başka muhteşem üçlüyle çıkmadı mesela. Bu şekilde yorumladık. Neyse dördüncü soru balık kesir oldu. Güzel bir soru. Geldik 5'e. Dik koordinat düzleminde verilen şekildeki dikdörtgen bir doğruyla eşit alanlı iki bölgeye ayrılıyor. Arkadaşlar bu söylediğim şey şimdi söyleyeceğim şey. Parayel kenar dikdörtgen karede ee, eşkenar dörtgende de geçerli. Bu dik, bu söylediğim şekillerde öyle bir doğru çizeceğim ki eşit alanlı iki parçaya bölecek. O nereden geçiyor biliyor musunuz? Ağırlık merkezinden yani simetri eksenlerin kesim noktasından yani dikdörtgende köşegenlerin kesim noktasında. Hatta kenarda da öyle, eşkenar dörtgende de öyle, karede de öyle. Bu köşegenlerin kesim noktasından geçen bir doğru da arkadaşlar. Yani bu doğru böyle de olabilir eşit alanlı iki parçaya böler. Bak ispatlayayım istersen bunu. Bak şimdi köşegenlerin kesim noktası bu. Hocam bu buradan geçen bir doğru bak. Bu da buradan geçen bir doğru. Tam şuradan geçen bir doğru çizdiğin zaman. Yani atıyorum şöyle bir doğru çizdin. Alanı iki eşit parçaya böler. Sebep. Hocam şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit ya. Bak şurada bir kelebek çıktı. Kelebek dekoran birebir. Hocam kelebek dekoran birebirse burada kalan A ise burada kalan A mıdır? Evet. Şuraya B dersem. Şurada da bir kelebek var. Kelebekte koyan birebir yine. O zaman B ise burası da B'dir. A bir alanı artı B. Burası da A artı B. Burası da A artı B yaptı. Mavi doğrunun alt, alt tarafına bak. Hocam 2 artı 2 B. Üst tarafına bak. Hocam 2 artı 2 B. Gördün mü? İşte bu. Bu doğru nasıl olursa olsun. Hiç fark etmez. Köşegenlerin kesim noktasından geçsin. Yeterli. Köşegenlerin kesim noktasından geçen herhangi bir doğru işte bize neyi verecekmiş arkadaşlar? İşte o doğruyu da rastgele şu doğru olarak çizeyim. Mesela bu sefer de böyle çizeyim. İşte bu doğru. Bu doğrunun da y ekseni kestiği noktanın ordinatı. Gerçi negatif bir y ekseni negatifte kesiyor. Doğrumuz tam şu şekilde olacak arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? Tam buradaki nokta isteniyor. E bu köşegenlerin kesim noktası. Burası sıfıra 4 noktası. Burası da 12'ye 0 noktası. Hocam bu tam orta nokta. Apsislerinin 12 artı 0 bölü 2. Yani burası 6'ya 4 artı 0 bölü 2'den 2 noktası yaptı burası. Peki bu doğrunun eğimini de bize 2 bölü 3 vermiş. A eğim belli nokta belli doğru denklemini yazabilir miyiz? Evet nasıl? M çarpı x eksi x 0 eşittir y eksi y 0 şeklinde yazıyorduk. M dediğimiz 2 bölü 3 çarpı x eksi noktadaki x 6 y eksi 2 eşit olacak. 2 ile genişletiyorum. 2 x eksi 12 eşittir 3 y eksi 6 olduğundan dolayı Buradan 2x eksi 3 y'yi kaç bulduk arkadaşlar? 6 bulduk. Bizden ne diyor? Bunun y eksenini kestiği nokta isteniliyor. Arkadaşlar x yerine 0 yazarsak burada 0 eksi 3 y eşittir 6 olduğundan y'yi de böylelikle eksi 2 diye buluruz. Yani cevap böylelikle akçay ah çıktı arkadaşlar. Evet geldik 6. soruya. Dik koordinat düzleminde birinin merkezi 20'ye 0 noktası diğerinin merkezi 0 15 noktası olan iki çember sadece 8'e 9 noktasında kesişmektedir. Analitik düzlem çiziyorum arkadaşlar. Çünkü özel doğrular var orada. Biri 20'ye 0 noktasında merkezi. Arkadaşım bir tanesi 20'ye 0 noktasında. Öbürünün merkezi de 15'e 0 noktasında. Bunların çemberlerini çizdiğim zaman nerede kesiyorlarmış? Bir çember şöyle çizdim. Bir çember de şöyle çizdim. Bunlar sadece bir noktada kesiyorlarmış. Bir noktada şeymiş arkadaşlar. Şöyle. Mesela onu çizemedim ama. Dur bir dakika. Şöyle çizeyim bir tanesini. Bir tanesi de şuna teğet olacak şu şekilde. Evet sadece bir noktada diyor arkadaşlar. O noktada şuradaki noktaymış. Bu noktada neymiş? 8'e 9 noktasındaymış. Çemberler birbirine değdiğinde ne yapıyorduk? Hop merkezleri birleştir. Tam olarak nereden geçiyordu? Değme noktasından geçiyordu. Evet değme noktasından geçti. Şimdi şuraya bakacak olursak. Hocam burası tam 8'e 9 noktası. Şu iki nokta arasındaki uzaklıktan şu iki nokta arasındaki uzaklık. Hocam burası 8'e 9 ya. İki nokta arasındaki uzaklığı uygula bakayım. X'ler farkı kaç? 7. Y'ler farkı kaç? Bunu niye yanlışla siliyorum ben ya? Pardon ya. X'ler farkı kaç? 7. Y'ler farkı kaç? Bilmiyoruz. Burası bu arada 0'a 15. Niye 15'e 0 yazdıysam. X'ler farkı 8. Y'ler farkı 6. 6, 8, 10 üçgeninden burası 10 çıktı. Şuraya bakalım. X'ler farkı 12. Y'ler farkı 9. 9, 12, 15 üçgeninden de burası 15 çıktı. E o zaman her şey meydana çıktı arkadaşlar. Bu çemberlerin orijine en yakın olan noktalar arasındaki uzaklık. Bunun orijine en yakın olan noktası burası. Bunun orijine en yakın olan noktası burası. Bunlar arasındaki uzaklık isteniyor. Şimdi burası 20 değil miydi? Evet. Bunun yarı çapında 15 bulduk. Yani burası 15. E o zaman buraya 5 kaldı. Hocam bunun yarıçapı kaçtı? 10. E bu da 15. Buraya kadar kısım 15. yarıçapı da 10 olduğundan burası da 5 mi oldu? Evet. E burada artık Pisagor. 5 var, 5 var. Burası da kaç olacaktır? 5 kök 2 olacaktır. Yani 6. soru Balıkesir oldu. Geldik 7. soruya. Hadi bakalım. 7. soruda ne vermiş? Dik koordinat düzleminde köşe koordinatları A B C işte buradaki noktalar 2'ye 2 verilmiş. İşte -2'ye 2 -2'ye 2, -2, 2 noktası verilmiş. Yani şurası 2 birim, 2 birim, burası -2 birim, burası -2 birim, burası da 2 birim olarak verilmiş yani anlayacağınız. Tamam mı? Şimdi diyor ki ABC'de karesi verilmiş. Eyvallah. Bu kareye sırayla orijinin orijin etrafında saat yönü tersinde 45 derece. Saat yönün tersinde bu yönde 45 derece döndür. Arkadaşlar buralar hep 2 2 2 2 olduğu için köşegen çizecek olursak köşegenler nerede kesişiyor? Tam burada kesişiyor. Şimdi sen bunu köşegenler çizdiğin zaman ne geldi burada? Hocam burası 45 burası 45. Sen buradaki A köşesini 45 derece döndürdüğünde A köşesi buraya mı geliyor? Evet. B köşesi de burası 45 olduğundan döndürdüğün zaman buraya geliyor. O zaman A burada oldu. A üssü B burada oldu. B üssü. Sonra C'yi 45 derece döndürsem burada C üssü burada da D üstü mü olacak? Evet. Yeni karemiz bizim nasıl olacak? Şöyle bir kare olacak arkadaşlar. Yeni karemiz bu oldu. Ondan sonra ne diyor? X'e göre yansımasını al. Sen buna X'e göre yansımasını aldığın zaman A buraya gelecek, C buraya gelecek, değil mi? O zaman buraya C 2 üssü oldu diyelim. Burası da A 2 üssü oldu diyelim. D noktası ve B noktası x eksenin üzerinde olduğu için değişmedi. Sonra diyor ki orijin etrafında saat yönünde tekrar 45 derece döndür. Saat yönünde de yandan 45 derece döndürünce şurası B üstü noktası buraya mı gelecek? Evet. Bak B buraya geldi. Sonra bu C üstü noktası olmuştu. C buraya geldi. Bak şurası ne oldu arkadaşlar? C oldu. Sonra bunu böyle döndürdüğümde zaman böyle. Hocam burası da D oldu. Fark etmedi. Şunu şöyle döndürdüğüm zaman da şu A2 üstü noktası olmuştu. Döndürdüğüm zaman burası da A noktası mı oldu arkadaşlar? A2 üstü noktası mı oldu? Evet. Şimdi bize diyor ki son durumda bu karenin koordinatlarının değişmeyen köşe noktaları hangileridir? Arkadaşlar B ve D değişmedi. Bak A köşesi ne oldu? C oldu. A köşesi ne oldu? C oldu. C köşesi ne oldu? A oldu. D köşesi hala aynı. B köşesi hala aynı. B ve D köşeleri değişmedi. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşlar? C seçeneği çıktı. Evet 7. soruyu C bulduk geldik 8'e. Emre matematik dersinde yaptığı bir etkinlikte dik koordinat düzleminde y ekseni üzerinde bir nokta işaretliyor. Sonra işaretlediği bu noktanın x koordinatını y ekseni üzerinde bir nokta işaretleyelim arkadaşlar. Y ekseni üzerindeki bir nokta nedir? Hocam sıfıra y noktasıdır. Sonra diyor ki işaretlediği bu noktanın x koordinatını 2 arttırıp x'i 2 arttır. Hocam 2 oldu burası. Y koordinatını bir azalttı. Y eksi 1 oldu burası. Eyvallah. Analitik düzlemde çizerek de yapabilirsin bu arada. Azaltarak ikinci bir nokta. Bu ikinci bir nokta oldu. Sonra ikinci noktayı da aynı işlemi uygulamış. O zaman ne yapacağız? Bir daha 2 arttırdım. Hocam burası 4. Ordinatından da bir daha bir azalttım. Y eksi 2 oldu. Evet. Bu da x ekseni üzerinde üçüncü bir nokta yapıyormuş. X ekseni üzerinde üçüncü bir noktaysa bunun ne olması lazım? 0. Yani y eksi 2 eşit 0 ise y'yi buradan kaç bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. Gerçi burası 4'e 0 noktası oldu. Evet 3. noktayı da aynı işlemi uyguladığı zaman absine 2 arttırıyordum. Ordinatından da 1 çıkartıyordum. 0'dan 1 çıkart. Eksi 1 mi yaptı? Evet. 6'ya eksi 1 noktası oldu. Bu noktanın koordinatları toplamı nedir diye soruluyor. 6, eksi, eksi, 6 artı eksi 1'den cevap kaç çıkar o zaman arkadaşım? 5 çıkar. Evet 8. sorunun doğru cevabı böylelikle balık oldu. Geldik 9. soruya. M gerçel bir sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde 0 0 noktasından geçen doğrunun eğimi M. Arkadaşlar orijinden geçen bir doğrunun eğimi M ise direkt orijinden geçiyor. Y e eşittir MX doğrusu değil midir bu? Evet. Bir tane doğrumuz Y e eşittir MX doğrusu. Yani şey diyor aslında. Doğrunun eğimi M. Ya geçtiği nokta ne? 0 0 noktasından geçecek ve eğimi de neymiş? M. İşte bu direkt Y e eşittir MX doğrusu şeklinde yazılabilir. Eyvallah. Öbürüne bakalım sıfıra bir noktasından geçen ve eğimi 3 m olan eğimi 3 m olan bu doğrunun denklemini yazalım hocam eğimi belli noktası belli doğru denklem neydi m çarpı yani 3 m çarpı x eksi 0 yani x ya da x eksi 0 ya da x direkt yazabiliriz ya da direkt söyleyeyim 3 m çarpı m çarpı x eksi 0 eşittir y eksi noktadaki y o zaman bu ne yaptı şöyle 3mx neye eşit oldu arkadaşlar? y eksi 1 e eşit oldu. O zaman bir doğrunun denklemi bu oldu. Diğer doğrunun denklemi de bu oldu. Sonra üçüncü doğru da neymiş? Eksi 1'e 0 noktasından geçen ve eğimi de 6m olan. Hocam 6m çarpı x eksi eksi 1 yani x artı 1 eşittir ne yapacak? y eksi 0 yani buradan 6mx artı 6m eşittir y yaptı? Evet. Üçüncü bir doğru da bu oldu. Bu üç doğru bir noktada kesiştiğini bilinmektedir. Buna göre diyor M değeri kaçtır? Hocam bu üç nokta bir doğru da kesiş... bir, Bu üç doğru 1, 2, 3 doğru bir noktada kesişiyorsa o zaman ortak çözüm yapacağım. Öncelikle şu ikisine bir ortak çözüm yapacak olursam. Y yerine MX yazayım mesela burada. Y yerine MX yazayım. Hocam ne geliyor burada? Y yerine MX yazdığımda 3 MX eşittir. Burada Y yerine e, Y yerine MX yazıyorum. MX eksi 1'den 2mx ne geldi? Eksi 1 geldi. Hatta buradan mx'i kaç bulduk? Eksi 1 bölü eksi 1 bölü 2 bulduk. Eyvallah. Devam edelim. Sonra hocam şunda bir ortak çözüm yapsak. Şu ikisinde bir ortak çözüm yapsak. Hatta burada mx değil. x diyelim burada. x dediğimiz ne oldu arkadaşlar? E, çünkü bu doğruların kesim noktası x y diyecek olursak doğruların kesim noktasındaki x ne oldu? 1 bölü 2 m yaptı arkadaşlar şöyle. Eksi 1 bölü 2 m yaptı. Evet. Şu ikisini ortak çözüm yaptığımızda yine y yerine mx yazayım. Buradan 6 mx eşittir. 6 mx artı 6 m eşittir. Y yerine mx yazacağım. mx oldu. Buradan öbür tarafa attık. 5 mx. 5 mx. Buradan neye eşit oldu? 5 mx eşittir. Şuradan işlemi yapacak olursak. 5 mx. Bu da 6 hem'di değil mi bu tarafa? Evet burası 6 mde Öbür tarafa açacağız. Şu kendi yazdım okuyamıyorum ya. Eksi 6 m eşit oldu. Buradan da x neye eşit oldu? M'ler sadeleşince. Eksi 6 bölü 5'e eşit oldu mu oldu. E hocam doğruların kesim noktasındaki x bir tanesinde eksi 1 bölü 2M bir tanesinde eksi 6 bölü 5. Bunların birbirine eşit olması gerekmez mi? Evet. Yani eksi 1 bölü 2 m eşittir. Eksi 6 bölü 5 olduğundan eksilerinden ne oldu. Buradan e, 12 m eşittir 5'ten m de buradan ne geldi? 5 bölü 12 geldi. Yani cevap böylelikle bizden de m isteniyor zaten. Böylelikle c han çıktı arkadaşlar. Evet bu soruda e, analitik düzlem çizerek de belki yapabilirsiniz arkadaşlar ama sanki biraz zor olur. Doğruların kesim noktası isteniyor. E, burada e, kesim noktalarında direkt şansımıza çıktı. E, Apsisinde, apsisindeki olay daha doğrusu çıktı. Y yerine mx yazdığımızda. Belki daha değişik da hamlelerde yapabilirdik ama şanslıyız. Neyse 9. soruyu böylelikle C han bulduk. Geldik 10. soruya. Dik koordinat düzleminde x eksenini x eksenine 4'e 0 noktasında teğet şöyle bir çember bu iki eş evet ve ne diyor bir çember ile bu çemberi iki eş parçaya ayıran bir doğru verilmiş. Arkadaşlar çemberi iki eş parçaya ayıran bir doğru. Nereden geçmek zorunda? Merkezden. Çaptan geçsin ki iki eş parça ayırsın değil mi? O zaman merkez burada. E burada bir de ne verilmiş buna? Merkez buradaki A noktası 4'e 0 diye verilmiş. Merkez T çek dik yapacak olursan. A hocam merkezindeki apsimiz şu 90 derece oldu ya 4 oldu. Ordinatını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. 4'e K noktası oldu. Hocam burada aslında ee, şeklen x ekseni kestiği yeri ve y ekseni kestiği yeri bulup benzerlikten de sonuca ulaşabiliriz ama e, buradaki A noktasını biliyoruz ya. 4'e K noktası yaptı. E, bu 4'e K noktası bu doğrunun üstünde. O zaman denklemi sağlamak zorunda. X yerine 4 yaz. Art Y yerine K yaz. 2K eksi 10 eşit 0 olduğundan dolayı. Buradan da 2K eşittir alttan. K'yı da kaç bulduk? 3 bulduk. Evet K 3 oldu. K 3. Bizden şekildeki çemberin çevresi isteniyor. K 3 çıktı ya. Hop şöyle. Burası 3 yaptı. Hocam buradaki uzunluk 3 ya. Dikdörtgenden dolayı yarı çapı da 3 çık olmuş oldu. O zaman yarı çap 3 ise çemberin çevresi 2 pi r olduğundan dolayı r yerine de 3 yazdığımız zaman cevabımız 6 pi mi çıktı gençler? Evet cevap böylelikle 6 pi oldu. Yani 10. soruda Cihan yaptı. Ve böylelikle test 4'ü de bitirdik mi arkadaşlar? Bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 5'in çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.